Değerli izleyenlerim, bugün Kur'an'ın ayetleri programında yeni bir sureye başlıyoruz. Ahkaf suresi, bu surenin 1 ve 8. ayetler arasında değerlendireceğiz. Ahkaf kelimesi, tüm tepeleri anlamında bir kelime. Hazreti Hud'un kavminin yaşadığı bölgeyle alakalı bu surede adı geçiyor ve sure adını oradan alıyor. Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Temsilin kitab-ı minallahi aziz-i hakim. Kitabın indirilmesi aziz, hakim olan Allah'tan. Yani gerek Kur'an'ın indirilmesi, gerekse daha önceki diğer semavi kitapların indirilmesi, hükmünde daima galip olan ve bütün her şeyi hikmetle hükmeden Allah-u Teala'nın indirmesidir. مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُسَمًّى. Biz gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında olanları ancak hak ile ve belli bir ecelle, ecel-i müsemmâ ile yarattık. Burada göklerin ve yerin yaratılması, bunun hak ile, hikmet ile olması nazara veriliyor. Yani şu görmüş olduğumuz alem çok ciddi gayelerle yaratılmıştır, meydana getirilmiştir. Ve şu görmüş olduğumuz alem gerçektir, sanal bir alem değildir. Ve alem gerçek olduğu gibi bizlerin şu dünyada imtihan edilmesi, o da başka bir gerçektir. Allah-u Teala şu alemi çok ciddi gayelerle yaratmıştır. Ve belli bir eceli var, yani bunun belli bir süresi var. Vakti geldiğinde artık bu alem değişecek, bu alemin yerine başka bir alem gelecektir. Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette bu şöyle ifade ediliyor. يَوْمَ تُوَدَّرُوا اَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضُ وَالسَّمَاوَاتِ. O gün arz başka bir arza tebdil edilir ve semavat da başka semavata değiştirilir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَمَّا اُنْزِرُوا مُعْبِدُونَ. Uyarıldıkları şeyleri inkar edenler, onlar hiç çeviren kimselerdir. Yani kafirler var ve bu kafirler öldükten sonra dirilme, orada hesaba çekilme, bu gibi konularda kendilerine peygamberler tarafından veya peygamberin davetini bildiren kimseler tarafından uyarılıyorlar. Ama o inkarcı olan, küfür tercih eden kimseler bunlardan yüz çeviriyor. قُلْ اَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَا وَاَسَلَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ. Ey peygamber, onlara de ki, Allah'ın dışında tapmış olduklarınızı söyleyin bakalım, onlardan haber verin bakalım. Onlar arzdan neleri yarattılar? Yani Allah'tan başka sizin taptığınız bir takım kutlar ve benzeri şeyler var. Bu tapmış olduğunuz şeyler yeryüzünde neyi yarattılar? Emlehum şirkün semâdâk yahut beklerde semâda bunların bir şirki, bir ortaklığı mı var? Burada soru sürüye gelmesi böyle bir şeyin olmadığını bildirmek içindir. Yani onların tapmış olduğu kutlar veya neler varsa bunlar yeryüzünde herhangi bir şeyi yaratmamışlardır ve bunların semâdâkta, semâdâkın tanzimde, tedbirinde, onlardan meydana gelen tasarrufta bir ortaklıkları da söz konusu değildir. İkini bir kitabın mezhabine de bundan önce bir kitaptan bana bir delil. Yani bunun böyle olduğuna dair varsa bir yazı, varsa bir kitap, o kitaptan bana deseyim. El asaratın bir ilmin veya bir ilim parçası. Eskilerin ilminden bu konuda Suriye'nin yüzünde ilahlar var, bunlar şunu yarattı veya ilahlar var, bunların semavata ortaklığı var. Bu manada elinizde bir bilgi, bir belge varsa bunu gösterin. İmkünküm sadıkıyım, eğer sadıksanız böyle yapın ve bunu bize gösterin. Burada onların acizleri ve küfürlerinin imkanlarının ne olacağı mesnetsiz olduğu, dayanıksız, temelsiz olduğu nazara veriliyor. وَمَنْ اَدَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Şöyle olan kimseden daha yoldan çıkmış olan kimdir? Bunlar yedi olan mümkünler, Allah'ın dışında bir takım ilahlara tapıyorlar.
yani putlara ve benzeri şeylere tapıyorlar. Men la yestecibu lehu ila yevmil kıyamet. Yani tapmış oldukları şeyler, kıyamet gününe kadar kendilerine cevap veremeyecek olan putlara, batıl ilanlara tapanlardan daha yoldan çıkmış olan kim olabilir? وَهُمْ اَنْ دُعَائِهِمْ وَاَفِلُونَ Ve onlar tapmış oldukları şeyler, kendilerini tapanların duasından, davetinden, yalvarmalarından da gafildirler. Kur'an-ı Kerim'de başka bir surede, Rahat Suresi'nde bu, şöyle bir temsille anlatılıyor. Kuyunun suyu var, dışarıda da zavallının bir tanesi, sudan da yükselsin diye ellerini açmış, sudan bir şeyler bekliyor. Halbuki o su, tutup da yukarıya kadar çıkacak, onu susuzluğa kandıracak değildir. İşte Allah'ın dışında bir takım batıl mağlupları edilenlerin halleri böyledir. Kendilerine cevap vermeyecek olanlara ibadet etmekte, onları çağırmaktadırlar. وَاِذَا حُسِرَ النَّاسِ İnsanlar haşredildiğinde, mahşer meydanında toplandığında كَانُوا لَهُمْ اَعْدَاءً Onlar o kimselere düşman olurlar. Yani tapmış olduklarına düşman olurlar. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ Ve onların ibadetlerini inkar ederler. Yani tapmış oldukları putlar, artık onların arada düşmanı haline gelir ve hayır bunlar bize ibadet etmedi, bunlar kendi hıvalarının peşinden koştu diye teberrüde bulunurlar. Yani o tapmış oldukları putlar diğer anlamda onların hasadının artmasına vesile olacak. Değil onlara şefaatçi olmak, onlara yardımcı olmak, bilakis onlara düşman hale gelecekler. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Onlara ayetlerimiz apaçık bir şekilde, delilli bir şekilde okunduğunda قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ Hak kendilerine geldiğinde o inkar edenler diyorlar ki هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ Bu apaçık bir sihirdir. Burada yaldızlı bir cümleyle hakikatin üzerini örtmek söz konusu. Malum küfür örtmek anlamında. Nasıl ki kıymetler bir şeyin üzeri örtüldüğünde orada bir şey görülmez. Veya bir kitabın üzeri örtüldüğünde oradaki yazılar, manalar gizlenir. Onun gibi şu kainat bir kitap, Allah'ın tehlif etmiş olduğu bir kitap. Kafir olanlar küfür perdesini bunun üzerine örtüyorlar ve bunun neticesinde kainat kitabındaki manaları veremiyorlar. Ve kendi küfürlerine bir gerekçe olmak üzere de bir takım yaldızlı cümlelerin arkasına sığınıyorlar. Öyle ki Kur'an-ı Kerim kendilerine okunduğunda bunu bir sihir olarak değerlendiriyorlar. Peygamberimize haşa sihirbaz diyorlar veya mecnun diyorlar. Bu gibi kelimelerin arkasına sığınarak kendi küfürlerine bir temel, bir dayanak meydana getirmeye çalışıyorlar. Halbuki bu, kendilerini aldatmaktan başka bir şey değil. اَنْ يَقُولُونَ اِفْتَرَى Yoksa onu iftira etti mi diyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı ama malum müşriklerini Allah'ın kelamı olarak kabul etmiyor. Oradan peygamberin kendi sözü olarak görüyorlar. Böyle olunca peygamberi harca bir müşteri durumuna düşünüyorlar. Onların kabulüne göre peygamber kendileri gibi bir insan, kendi sözüne revaç vermek, kendi sözünün dinlenmesi için Kur'an-ı Kerim'i Allah'a nispet ediyor. Bu Allah'ın kelamıdır diye insanlara kabul ettirmeye çalışıyor. Müşrikler Kur'an-ı Kerim'in peygamberimizin risalinden duyurulmasına böyle telakki ediyorlar. قُلْ اِنْ اِسْكَرَيْتُهُ Ey Peygamber de ki, eğer ben onu iftira edersem, فَلَا تَنْيَكُونَ لِي مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Siz Allah'tan bana hiçbir şekilde malik olamazsınız. Yani Allah beni cezalandırır, böyle bir şey yapma durumunda ve siz beni Allah'tan kurtaramazsınız. Yani Allah kendi kelamını bir müşterinin sözü gibi sağlamasına izin vermez ve fırsat vermez. Ve kendi sözünü Allah'ın kelamı gibi takdim edeni Allah cezalandırır, rezil ve rüsva eder.
Dolayısıyla böyle bir durumda, yani benim müşteri olmam durumunda siz beni kurtaramazsınız. Ve alemin bir mahkûfiye durumu değil, o sizin dalmış olduğunuz şeyleri en iyi bilendir. Yani siz Allah'a iftira ediyorsunuz, siz Allah adına kutlar uyduruyorsunuz, siz kendi keyfinize göre hükümler veriyorsunuz. Dolayısıyla Allah sizin durumunuzu bilmektedir. Efabili şehiden beynin ve beynakın, benimle aranızda şahit olarak Allah yıkar. Ve huvel vesûr-ül rahim ve o vesûr rahimdir. Burada onların küfürlerine mukabil, normalde Allah'ın azap verici olması, onları cezalandırması nazara verilebilirdi. Bu manada olan bazı yerler var Kur'an-ı Kerim'de. Ama burada onların küfürlerine mukabil, Cenab-ı Hakk'ın Vesir ve Rahim iki isim nazara veriliyor. Yani Allah Vesir'dir, Allah Rahim'dir. Sizin bu küfürünüze rağmen size yine fırsat verir, imkan verir. Ve eğer tövbe ederseniz Allah sizin tövbenizi kabul eder, sizin mağfiretine nasıl kılar. Değerli izleyenlerim, gerçekten şunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın elçisi olarak Allah'ın kelamını insanlara anlattığında insanlar şaşırıp kalıyorlar ve bakıyorlar ki bu sıra dışı bir kelam ve kendilerine göre Allah dememek için, Allah'ın kelamı, bu da Allah'ın peygamberi dememek için bazı şeytani dizselerle kendilerini aldatmaya çalışıyorlar ve bunun neticesinde gerek peygamberimizi gerekse ona gelen Kur'an-ı Kerim'i reddediyorlar. Halbuki şöyle düşünmek lazım. Allah-u Teala alemimizin Rabbi, gökleri ve yeri hak ve hikmetle yarattı, ciddi gayelerle yarattı ve insanları Allah-u Teala yeryüzünde imtihan ediyor. Elbette onların eline rehber bir kitap ve önlerinde de rehber olacak bir şahsiyeti göndermesi muhakkaktır. Nasıl ki karıncaların, arıların çok güzel sosyal hayatları var ve kendi cemiyet hayatı, nizam, intizam bunların hayatında hakim. Allah-u Teala onların içinden liderler gönderiyor. Yani onlara liderlik yapacak, onları çekip çevirecek önderler gönderiyor. Ve böylece gerek arı kovanında, gerek karınca yuvasında hayat düzgün bir şekilde devam ediyor. Onları bu şekilde lidersiz bırakmayan Allah-u Teala, elbette insanları da nebisiz bırakacak değildir. İnsanlara da kendi işlerinden peygamberler gönderecektir ve göndermiştir. Ve o peygamberlerin eline bir kitap vermiştir veya bir takım sayfalar vermiştir. Böylece insanlardan isteğinin neler olduğunu, emirlerinin, yasaklarının neler olduğunu bildirmiştir. Her insanın doğrudan Allah'a muhatap olamayacak durumda olduğu gözler önündedir. Çünkü bu ruhen bir ünlüyet ister, bir kapasite ister. Normalde insanlar o kabiliyet ve kapasitede değil. Ama insanlar içinden bir kısım farklar daha böyle kapasiteli, daha bir kulli kutsiye sahibi, ruhunda bir ünlüyet söz konusu, tertemiz bir hayatı, nefsini arıtması söz konusu ve Allah kimin peygamber olacağını en iyi bilendir. Buna ehil olan kim, buna layık olan kim, Allah en iyi bilendir. Böyle olunca insanlık tarihi boyunca Allah-u Teala içlerinden peygamber göndermiş. Ve en son peygamber olarak da ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed'i göndermiş Aleyhisselatü Vesselam. Ve onun eline kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i vermiş. Kur'an-ı Kerim bizlerin bir hayat nizamı, neler yapmamız gerektiğini bize bildiriyor. İlahi mesajları bize getiriyor. Haramların ilerleri bize anlatıyor. Alemi nasıl değerlendireceğiz? Ve şu alemde bizim görevimiz neler? Bütün bu gibi şeyleri bize anlatıyor. Bu durumda Peygamber'e muhatap olan, Kur'an-ı Kerim'e muhatap olan kimselerin amenna ve saddak adeleri beklenirken, inandık, tasdik ettik demeleri beklenirken, tutup da peygamberle alakalı, işte bu bir sihirbaz,
onun insanlara anlattığıyla alakalı bu bir sihir olarak gerçekleri göz göre göre inkar etmek oluyor. Halbuki gerçekler güneşin aydınlığı gibi ortadadır ve gayet açıktır. Bir insan gündüz vakti gözünü yumduğunda ancak kendine gece yapmışlardır. Onun gibi Kur'an-ı Kerim'in hitabına muhatap olmak istemeyen, peygamberi dinlemek istemeyen kimseler kendi kendilerine gece yapmış oluyorlar. Kendi kendilerine zarar vermiş oluyorlar. Ve böylece bu kimseler peygamberin davetinden, Kur'an'ın hidayetinden mahrum kalıyorlar. Halbuki gerek peygamber, gerekse onun önündeki kitap olan Kur'an-ı Kerim bize yol gösteriyor. Nerede ne yapmamız gerektiğini bildiriyor. Ve hayatımızın sadece şu hayatta sorumlu olmadığını, bundan sonra ölüm sonrasında hayatın devam edeceğini bildiriyor. Ve bu şekilde ebedi alemin varlığını bize anlatıyor. O ebedi alemde ebedi saadet kazanmak için neler yapmamız gerektiğini bildiriyor. Böyle olunca bu ilahi hitaba kulak tutmak, nebevi kelama, peygambere yüz çevirmek, bunları dinlememek akıl kârı değil. Aklı başında olan insan Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya çalışır ve peygamberin neler söylediğini daha iyi anlamaya ve hayatında uygulamaya çalışır. Bunu yaptığı zaman hem dünya hem de ahiret saadetini elde edecektir. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayan ve peygamberin gittiği yoldan giden bahtiyarlardan olasın. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.